Tedavisi cerrahi midir ya da medikal destekle çözülebilir mi diye soralım izleyicilerimize. Çünkü direkt cerrahi yöntem ameliyat denildiğinde ister istemez hanımlar biraz çekimser davranabiliyor ama tedavide sağlıkta gerekirse olmazsa olmaz cerrahi aşamadan da faydalanmak Tabii. gerekir diye düşünüyorum. Genellikle tedavi gerektiren miyomlar evet cerrahi tedaviye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer miyom tedavi gerektirmiyorsa sadece takip ediyoruz. İlaçla herhangi bir tedavisi yok. Bulunduğu bölgeye göre evet cerrahi tedavi gerektirebiliyorlar. Eğer çok büyük miyomlarsa, bası semptomları varsa az önce saydığımız işte ağrı gibi, kabızlık gibi, idrar kaçırma gibi onları cerrahi yollarla almak gerekiyor. Bazen de rahim iç duvarında olan miyomlar kanamalara, düşüklere sebebiyet verebiliyorlar. Submüköz miyomlar mesela en az görülenler ama işte en çok kanama yapanlar. Çünkü rahim iç duvarına, endometrium, az önce sorduğunuz Evet. endometrium dokusuna yerleşenler. Onların da bazen histeroskopi dediğimiz vajinal yoldan yapılan bir cerrahiyle çıkarılması mümkün olabiliyor. İlla ki hani karnından müdahale gerekmeyebiliyor ama tedavi gerektiren miyomlar evet çoğunlukla cerrahi gerektiriyorlar. İlaç tedavisi çok mümkün olmuyor miyomlarda. Peki cerrahi aşamada temizlediniz o bölgeyi. Sonrasında ileriki aşamada tekrar karşısına çıkabilir mi? Tekrarlar mı diye soruyorum. Tekrarlayabilir evet. Burada mutlaka yine Tekrarlayabilir. takip süreçleri. Mutlaka zaten hani yılda bir kez mutlaka kadın doğum muayenesi, bir jinekolojik muayeneden geçmeleri gerektiğini tekrar tekrar hatırlatalım sizin sayenizde. Herhangi bir şikayeti olmasa dahi yılda bir kez mutlaka bir jinekolojik muayene. Çünkü bazı hastalıklar var ki rastlantısal ortaya çıkıyor. İşte miyomlar dedik yani çok yüksek bir yoğunlukta görülüyorlar ama çoğu kadın kendisinde miyom olduğunun farkında bile değil. Ne zaman ki bir ultrason muayenesine giriyor o zaman miyomu olduğunu öğreniyor. Bazen karnında ciddi şişlikle geliyor kişi. Ama işte onu kilo aldım, biraz işte göbeğim çıktı falan diye geçiştirenler olabiliyor. Bakıyoruz altından işte 10 santimlik, 11 santimlik miyomlar çıkabiliyor. Kanamaya sebep vermiyor. Belirti olmuş, Her şikayeti de zaman yok. belirti vermeyebiliyor. Yine yumurtalık kistleri de öyle. Her zaman bulgu vermiyorlar. Adet düzensizliği yapıyor bazıları ama hepsi değil. Çoğu zaman sessiz seyrediyorlar. Ama işte bir ultrason muayenesi kadar kolay yöntemlerle de ortaya çıkarılıyorlar.